Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sadisi aşere min suretil Fatiha. Nesefi tefsirinin Kadi Beydavi tefsirinin Fatiha suresinin 16. dersini ve son dersini okuyoruz. Amin. İsmul fi'li lezî huve istecib. İsmul fi'li. Fi'li neydir? İsmidir. Bu muskada ismul fi'li. Olur. İsmul lil fi'li lezî huve istecib. O daha ibareye uygun. Oldu. İkisi de caizdir. Nedir? Lil fiili. İki nuskudur. Daha iyi. Burada ismul fiili demiş. Orada ne geçiyor? Bu. Hangisi? O kahverengi. İsmul fiili lezi huve istecib. İsmul fiili veya ismul fiili. Fiilin neyidir? İsmidir. Hangi fiil? Ellezi huve istecib. O fiil ki kon nedir? İstecibdir. Yani amin istecib manasına ismul fiildir. İsmul fiil emir manasına var. Madi manasına var. Bunlar herkes kabul ediyor. İsmul fiil. Yani İsmul fiili. Tamam. Bir de mudari manasına olan var. Bazılar onu inkar ediyorlar. Esah o ki o fin evve mudari manasına derler. Anlaşıldı değil mi? Yes. Ve an İbni Abbasin radiyallahu anhu kal seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem an manahu. Amin manasını Allah Resulü'nden sordum. Manası nedir dedim ya Resulallah. Fekale if'al. Allah Resulü dedi manası if'aldı. Buna göre ismul fiildir. Hangi fiilin ismidir? İf'al olan fiilin ismidir. Bildiniz değil mi? Buniye alel fethi, fethe üzerine ne olmuş? Mebni olmuş. İltika-i sakininin iltika-u sakininden dolayı. Anlaşıldı değil mi? Aslında bu niye alel hareketi hareket üzerine mebni olmuş. İltika-i sakineyni. Bu iltika-i sakineyni bu niye alel fethinin illeti değil. Bu niye alel hareketinin illetidir. Niye bu niye alel hareketi? İltika-i sakinin, mudaf mukadder. Lidef'i iltika-i sakininidir. Ke'eyne varsa değil mi? Yok. He. Bu niye alel fethi ke'eyne. Eyne gibi mebni ala fethi olmuş. Niye? İltika-i sakinini. İltika-u sakininden dolayı. Burada diyor bunya al-fetih li khifatihi ve sika lil kesri alel ya'i. Ve sika lil kesri ma'al ya'i. Amini. Ya ile beraber kesre ağırdır. Ve le müsebbibin li zuhurihi.
Bakın aslında buni alel fethi ke'ine bu niçindir li hifeti. Amini. Burada memni ala denme olmaz. Olursa olursa ya memni alel fethi ya alel kesir. Alel kesir olursa ya ile beraber kesire nedir? Ağırdır. Ama memni alel fethi niye olmuş? Hifetinden dolayı. Anlaşıldı değil mi? Ha. Bunya al-fethi li'l-iltikai sakinin demiş. Bu normalinde harekenin illetidir. Niye direkmen li'l-iltikai sakinin demiş li'l-hifeti dememiş? Diyor zahar olduğu için, malum olduğu için söylemeye gerek görmemiş. Anlaşıldı değil mi? Hani siz bu şekilde bilin. Eyne niye memnunlar harekedir? İltikav sakininden dolayı. Niye denme kesre değil de fethedir, hifetten dolayı. Amine de öyle. Niye memnunlar harekedir? İltikav sakininin def'i için. Niye fethedir? Denme kesre de olsa iltikav sakininin def'i olurdu. Hafif olduğu için. Anlaşıldı değil mi? Orada da söylüyor mu öyle bir şey? Ve ca'e li'l-iltika'i sakinini li'l-def'i iltika'i sakinini ya li'vucudi iltika'i sakinini. Hareke olmasaydı iltika'i sakininin vücudu olurdu. Veya memni alel hareke olmuş iltika'i sakinin def'i için. Biri mefrul lehu, li'l-def'i iltika'i sakinini dersek mefrul lehu tahsilidir. Li vücudu iltikai sakinin dersek ne olur? Mefullehuye husulidir. Ve ca'e meddu elifihi amin. Ve kasruha emin. İkisi de gelmişler. Delil ne? Kale. Önce meddin şahidini, delini getiriyor. وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ آمِنَا. Bu amina elif işba içindir. İstişat amine ne gelmiş? Amine elif meddeyle gelmiş. وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ آمِنَا. Şiirin, kastenin bir şatırıdır. Yani ne demek? Amine diyen abdi Allah ne etsin? Allah merhamet etsin. Ya Rabbi inneke zümmenin ve mağfiretin. Hulâse kasidedir. En son ve yerhamullahu abden kâle amina. Oldu. Bu neyin şahididir? Bu medden şahididir. Ve kâle yani ve kâle âheru. Başka bir şairde demiş. Emine fezadallahu ma beynena bu'da. Aslında fezadallahu ma beynena. Allah aramızda olanı yani aramızdaki mesafeyi artırsın. Ne yönüyle? Bu'dan bu'd yönüyle artırsın. Emin. Bu emin, mana itibariyle muahhaldir. Dua ediyor, fezadallahumma beynena bu'da diyor. Emin, amin. Yani ya Rabbi bu duamı ne et? Kabul et. Anlaşıldı değil mi? Ve leyse minel Kur'ani vifaken. Amin Kur'an'dan değildir. Bu icmaidir, bu ittifakidir. Kur'an'dan değil. Kur'an'ın bir kelimesi veya bir cümlesi değildir. Lakin yusennu hatmu sureti bihi. Bununla sureyi hatim etmek, Fatiha suresini bununla hatim etmek ve la dal
Amin denildikten sonra amin demek sünnettir. Peki sünnet olabilmesi için Allah Resulü'nün fiili veya kavli olmalıdır. Yani ya bunu söylemiş olmalıdır, ya bunu söyleyen demiş olmalıdır. Diyor li kavli aleyhissalatu vesselam, allemeni Cibrilu amin. Cibril amini bana öğretti. Ne zaman? İnde feragî min kıraetil Fatiha'ti. Fatiha kıraetinden farıg olunca. Allemeni Cibrilu amin. İnde feragî min kıraetil Fatiha'ti. Fatiha'nın kıraetinden farıg olduktan sonra. Yani ben Fatiha'dan farıg olunca Cibril bana demiş amin de bana. Fatiha'nın feragından sonra, Fatiha'nın feragı anında amin getirmemi bana öğretmiş. Ve kâle demiş Cibril, innehu kel hatmi alel kitabi. Amin. Her hangi bir kitap mektubun üzerine ne gibidir? Hatim gibidir. Önce bunu bilin. Bu hadis zayıftır. Bu zayıf bir nedir? Bir zayıftır. Hadistir. Kel hatmi alel kitabi ne demek? Yani bu benzetmek ne yöniledir? Yani nasıl diyelim bir padişah birine bir mektup gönderdiyse, üzerine mühürü yoksa, mühür vurmamış ise, nasıl o mektube itibar edilmiyor? Mühürsüz mektube itibar edilmediği gibi, öyle değil mi? Duada, bu surenin zaten çoku duadır okunmasına da, bu yönüyle, yani dua kabul edilme yönüyle itibar edilmiyor. Bakın, ve şu şebehi fihi, ennehu la yu'tedu biddu'ai bidunihi. Yani amin olmadan duaya ne edilmez? Tam manasıyla itibar edilmez. Kema ennel kitabe la yu'tedu bihi izellem yuhtel. Ve şu şebeh budur. Bazılar farklı ve şu şebehi beyan ediyorlar. Ama asıl ve şu şebeh, hatimsiz mektube itibar edilmediği gibi aminsiz duaya da ne edilmiyor? İtibar edilmiyor. Yani kamil bir itibar edilmiyor. Hiç itibar edilmiyor. Hiç faydası yok. Öyle değil. Ve fî manâhu, bu söylediğimiz manadadır. Aynı lefz, aynı ibare değil ama mana aynıdır. Kavlu Ali'in radiyallahu anhu ne demiş? Amine hatemu Rabbil alemin. Amine Rabbul aleminin neydir? Hatemidir, mührüdür. Neydir Süleyman? Mührüdür. Hateme bihi, bununla hatem ediyor. Duae abdihi. Abdının duasını ne ediyor? Hatem ediyor. Amine hatemu rabbil alemin hateme bihi duae abdihi. Oldu mu olmadı? Bitti. Demin ne dedik? Hadiste ne geçiyordu? Allemeni Cibril'e amin inde feragim min kıraetil Fatiha'ti ve kale innehu kel hatmi alel kitabi. Bakın Hazreti Ali ile bu daif hadisin manası aynıdır. Yakuluhul imamu amine imam söyler. Ve yecheru bihi cehri de söyler. Cehri yapar onunla. Fil cehriyeti. Cehri namazlarda ne yapar? Cehri namazlarda imam bunu cehri söyler. Hatta cemaate ne eder? O da cehri söyler. Hani Hanfilerde
İmam da sırrı söyler. Cemaat da ne eder? Sırrı söyler. Şafiler de ve yeceru bihi fil cehriyeti. Cehri namazlarda imam ne eder? Cehri söyler. Cemaat da ne yapar? O da cehri söyler. Oldu mu? Hanfilerde iki görüş var. Bir görüşe göre imam cehri söyler, cemaat sırrı söyler. Bir görüşe göre imam da cehri sırrı söyler, cemaat da sırrı söyler. Ama Şafilerde imam ile cemaat hepsi cehri namazlarda cehri söylerler. Delil ne? يَقُلُهُ الْاِمَامُ وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ Bunun delili ne? لِمَا رُوْيَ اَنْ وَاِلْ بِنِ حُجُرُ Ondan rivayet edilen hadisten dolayı. اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ كَانَ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِينَ Okuduğu zaman قَالَ آمِينَ diyordu. وَرَفَعَ بِهَا سَوْتَهُ Onunla sautunu ne ederdi? Kaldırırdı. Sesini yükseltirdi. Delil budur. Allah Resulü'nün fiili yani bu şekil cehri amin demesidir. Bakın Hanifi, İmam Ebu Hanife'nin kim de getiriyor. وَعَنْ اَبِي حَنِفَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ İmam la yakuluhu. İmam hiç söylemez. Demek öyle bir görüş de var. Ama vel meşhuru anhu. Evet, İmam Ebu Hanife'nin İmam amin demez. Veleddallin der, cemaat amin der. Böyle bir görüş Ebu Hanife'den rivayet edilmiş. Yalnız meşhur görüşü bu değil. Vel meşhuru anhu. Ebu Hanife rahimehullahu teala'dan meşhur görüş ennehu yukhfihi. Ebu Hanife ne eder? İmam ne eder? Amini gizli tutar. Kema ravahu Abdullah bin Muğaffel ve Enes. Abdullah bin Muğaffel ile Abdullah bin Muğaffel el-Muzeni sahabiyyun. Seken el-Medine'de, Medine'de oturuyordu. Ve kana ahadel aşereti lezine ba'aslehum Ömer لِيُفَقِّهُ النَّاسَ بِالْبَسْرَ Hani Hazreti Ömer 10 kişi Basra'ya göndermiş. Basra şehri Hazreti Ömer döneminde kuruldu. 10 kişiyi gönderdi. Getir oradakilere dini neydin? Öğretin. Onlardan biri budur. كَمَا رَوَهَ عَبْدُ اللّٰهُ مُغَفَّلْ وَاَنَسْ Allah Resulü'nden bunlar ne etmişler? Rivayet etmişler. Abdullah bin Muğaffel 57'de vefat etti. Diyor 43 hadis rivayet etmiş. Anlaşıldı değil mi? Peki bu imam hakkındaki şeyleri söyledik. Ebu Hanife bir görüşe göre imam hiç amin demez. Bir görüşe göre der, gizli der. Ama vel me'mumu yu'emminu ma'ahu. Hani Şafilerde imam cehri amin der ya. Me'mumi de imamla beraber amin der. Bunun delili ne? Li kavlihi aleyhissalatu vesselam İza kâlel imamu veleddallin İmam böyle dediği zaman fekûlû amin. Siz de ne deyin? Amin deyin. Niye? Fe innel melâikete tekûlû amin. Melâiketler ne diyorlar? Amin diyorlar. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ Kimin amini melaiketlerin aminine tevafuk ederse, hani imam amin dediği zaman melaiketler de amin diyorlar. Siz de amin deyin. Çünkü kimin amini melaiketlerin aminine tevafuk ederse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Geçmiş günahları ne olur? Af olur. Bu neyin delilidir? Bu me'muminin de cehri olarak amin demenin delilidir.
Ve an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kime demiş? Li Ubeyyin. Ubey bin Ka'be demiş. Ela uhbiruke bi suretin lem yunezzel fi tevrati vel incili vel kur'ani misluha. Bir sureden sana haber vereyim ki ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Kur'an'da onun misli nazil olmamış. Kale kim diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor. Kultu bela ya Resulallah. Evet ey Allah'ın Resulü, bana ne et? Bana söyle. Kultu bela ya Resulallah. Kale Fatihatul Kitabi. O sura, sure Fatihatul Kur'an'dır. İnnehe seb'ül mesani. O seb'ül mesani denilen sure odur. Çünkü 7 ayettir. Bu seb'ül mesani'nin Fatiha olduğuna dair birkaç seb'ül mesani hakkında birkaç görüş var. Biri Fatiha suresidir. Vel Kur'anul azimul lezi utituhu. Bana verilen Kur'an-ül Azim'dir. Yani Kur'an-ül Azim'in manasını içine barındırıyor. Kur'an neden bahsediyor? Akaid, ameller, nasihatler, duadan hepsi Fatiha'da mevcuttur. Oldu. Ve an İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma, İbni Abbas 74'te Taif'te vefat etmiş. Şu an orada metfundur. قال إن القوم لا يبعث الله عليهم العذاب. Allahu Zülcelal herhangi bir kavmin üzerine azabı gönderecek hatmen makdiyen, hatmen makdi yani kesin olarak bir kavma azap gönderecek. Azabın zamanı yaklaşınca فَيَقْرَعُ سَب۪يُّنْ مِنْ سِب۪يَانِهِمْ O kavm ki hakkında azap kesinleşmiş, o kavmin çocuklarından bir çocuk okur nerede? فِي الْكُتَّابِ Kutab, mektep demektir. Atladık mı sen atlayalım? Atladın mı? An İbn Abbas'ın adı yollahu kâle beyneme Rasulullah. Ha, atlamışım. Ve an İbn Abbas radıyallahu anh'a kâle Beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem calisun. Allah Resulü bir ara oturur iken, oturduğu bir esnada iz etahu melekun. Bir melek ona geldi. Ama Cebrail, ama gayrisi burada onu söylemiyor. Fekale ebşir bi nureyni. Ey Allah'ın Resulü, iki nurla müjdelen. Allah Resulü'nü iki nurla neydi? Müjdelendi. O iki nur ki utitehuma. O iki nur sana ne yapılmış? Verilmiş. Lem yu'tehuma nebiyyun kableke. Senden önce herhangi bir nebiye verilmemiş. O iki nur nedir? Biri Fatihatil Kitabi. Biri Fatihatül Kitab'dır. Biri de ve havatimi suretil Bakareti. Bakara'nın son havatimi, Bakara'nın havatimeleridirler. Bu nedir son iki ayeti? Nedir Amene Resulü dediğimizdir. Bu iki nur sana verilmiş, senden önce bir nebiye verilmemiş. Biri Fatihatil Kitab Nureyni'ye bedeldir. Biri de ve Havatimi Suretil Bekre. Havatim Fatime'nin cemidir. Len tekre'e harfen minhuma. Ey Allah Resulü. Sen bu iki nurden, bu Fatihatil Kitab Havatimi Suretil Bekre'den okumuyorsun bir harfi. İlla u'titehu. O harf sana verilir. Yani kennehu
Fatiha da duadır. Büyük bir kısmı. Amene Resulü da duadır. Bu iki nurda geçen herhangi bir dua ile dua etmiyorsun. Bu iki surede istenilen şeylerden herhangi bir şeyi istemiyorsun. İlla sana verileceği. İstediğinden mahrum kalmayacaksın. Oldun. Demek ki bazen insan kendine bir hastaya Fatiha'yı şifa niyetiyle okursa Allah inşallah şifa yapar. Amen Resulü de hakeza. Ve an Huzeyfe tebnil yaman enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal innel kavmen le yeb'asullahu aleyhimul azabe hatmen makdiyen kesin olarak gönderir. O arada fe yakra'u sabiyyun min sibyanihim fil kuttabi. Kutab yani mektepte, medresede onların çocuklarından biri Fatiha'yı okur. Okur, ne okur? Kutab, mektep demek. Elhamdülillahi Rabbil alemin okur. Yani bu Fatiha suresini ne eder? Okur. Feyesme'uhullahu Teala, Allah da o çocuğunun bu Fatiha suresini okuduğunu işitir. Feyerfe'u anhum, feyerfe'u kaldırır. Kim? Allah-u Zülcelal. Anhum onlardan. Bizalike bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeyle, bu surenin okumasıyla Yüce Allah kaldırır. Neyi kaldırır? El azabe, azabi kaldırır. Erbaine senete. 40 sene azabi onlardan neyde? Kaldırır. Yani bir çocuğun medresede veya Kur'an kursa bu surenin okuması o kavimden azabı def eder. Peki azab makdi ise nasıl def edilir? Bazı kat'i azablar muallak olur. Bir şeye bağlanır. Yani bir azap bir kavma kat'ileştirilmiş ezelde, ama eğer onlardan biri, çocuklarından biri Fatiha suresini okumasa, okursa olmaz. Okuduğu zaman ha, bu def edilir. Bu kadaye ne denilir buna? Kadaye muallak denilir. Oldum. Kada, kader. Kader, Allah-u Zülcelal'ın ezelide eşyaları takdir etmesidir. Ayarlamasıdır. Kada ise zamanı gelince onun vuku bulması. Bazen öyle benzetme yapıyoruz. Yani bilgisayarda bir yazıyı veya bir şey çizersin. Bu kaderdir. Kader gibidir. Düğmeye basıp çıkartıyorsun. Bu da nedir? Kadadır. Kada ile kader arasında birkaç aradaki fark yönüyle birkaç görüş var. En esas görüş budur. Bazen kada kaderinin yerini değiştiriyorum. Yani doğrusu budur. Kader bir şeyin çizimini, projesini çizmektir. Kada da onu pratike dökmek, onu icra etmek, gerçekleştirmektir. Bu hadis mevdu'dur yalnız, bunu da bilin. Haşelerde de geçiyor. Mevdu bir hadistir. Kadir Beydavi surelerle ilgili olan hadisleri nakletmiş. Sahih midir, daif midir, mevdu' müdür? Onu fazla şey etmemiş. Üzerine durmamış. Şimdi Kur'an'ın en uzun suresi nedir? Bakara suresidir. 200 kaç ayetten oluşuyor? 286 ayetten oluşuyor. Yarın Bakara'nın birinci ayetinden itibaren başlıyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin'in nebiyyil ummiyyim وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربي.